Modern bilim, astrolojinin iddialarını reddetse de astrolojiye olan ilgi azalmamış, tersine giderek artmaktadır. Tabii bunu günlük sayfalarda yazılan burç köşeleri açısından söylemiyorum. Astroloji, evrenin kalıplarını ve onların içindeki yerimizle ilgili soruları yanıtlamaya, evrenin ritimlerinden yararlanmanın yollarını göstermeye çalışır. Bunu yapabilmek için astronomiyi, matematiği ve sayısal verileri kullanır. Astroloji, gökyüzünün doğasını bizim insan doğamıza bağlayan, sistematiği açıklayan ve bunu yaparken verilerin yanı sıra tecrübelere dayanan bir disiplindir. Astrologlar yüzyıllar boyunca kendi tecrübelerini daha sonraki astrologların da istifade edebilmesi için eserler halinde arkalarında bıraktılar. Claudius Ptolemy, Elkindi, Guido Bonatti, Kepler, Jean-Baptiste Morin gibi eğitimli beyinler astrolojinin veri analizinden istifade ederek eserler ortaya koydular. Bunlardan bazıları matematik profesörü, bazıları tıp insanı, bazıları filozoftu. Dünyanın belirli bir noktasından belirli bir zamanda görülebildiği haliyle gökyüzünün astroloji haritasını oluşturmak için gereken astronomik ve matematiksel hesaplamalar muazzam miktarda bilgi içerir. Günümüzde astrologların çok fazla hesaplama yapmasını gerektirmeyen astroloji programları vardır ama bir zamanlar bu haritaları oluşturmak için şimdiki gibi bolca ekipmana sahip olmayan astrologların sıkı hesaplama yapması gerekmekteydi. Yani matematik ve astronomi bilgisi olmayan biri astrolog olamazdı. Haritayı yorumlamak ya da okumak, ancak bu hesaplamalar neticesinde bir astroloji haritası elde edilmesi sonrasında mümkün oluyordu. Günümüzde astroloji programları çok sayıda astronomik ve matematiksel veriyi bir diyagram içerisinde mükemmel bir şekilde kodlayabilmektedir. Ama astrolojiyi sanat yapan asıl şey bu diyagramların doğru bir şekilde okunmasıdır. Bu da hayli iyi bir beceriye sahip olmayı ve tecrübeyi gerektiren bir iştir. Veriler sadece haritalardaki potansiyellerin saptanması ile sınırlı kalınmayarak gelecekle karşılaştırılacak muhtemel durumlarla ilgili öngörüler de yapılmasını içermektedir. Bu, matematiksel formüller kullanılan ekonomik tahminlerden çok da farklı değildir. Geleceği öngörmek sadece astrolojiye has bir durum da değildir. Meteoroloji, ekonomi, tıp ve diğer bilimler de bunu yaparlar. Astrologlar geleceği öngörebilir mi sorusuna astroloji tarihçi James Holden'in verdiği cevap ilginç ve etkilidir. Evet, fakat kesinlikle %100 doğrulukta değil. Bunun ana nedeni insanların karmaşık canlılar olmaları ve karmaşık toplumlarda yaşamalarıdır. Astrologlar genelde belli bir bireyin başına ne tür bir olay gelebileceğini söylerler ama bunu kesin detaylarıyla söyleyemezler ve olayın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini de saptayamayabilirler. Bunun sebebi bazıları önceden bilinemeyecek çok sayıda değişkenin göz önünde bulundurulması gerekmesidir. Fakat aynı durum meteoroloji uzmanları, ekonomistler, doktorlar, siyaset uzmanları ve benzerleri açısından da geçerlidir. Meteoroloji uzmanlarının meteorolojik öngörüleri kaç defa gerçekleşmiştir ya da kaç defa gerçekleşenleri öngörememişlerdir. Kaç ekonomist kendinden emin biçimde asla gerçekleşmeyen ya da tam tersi gerçekleşen ekonomik akımların öngörüsünde bulunmuştur. Kaç doktor bir hastaya sağlıklı raporu vermiş ve hasta da bir hafta sonra kalp krizinden ya da felçten ölmüştür? Ya da kaç doktor bir hastayı ta ki çok geç olana kadar yanlış teşhis etmiş ya da hastaya daha da hastalanmasına yol açacak ilaçlar vermiştir? Ve kaç siyaset uzmanı seçmeninin ruhsal durumunu yanlış değerlendirmiştir? Fakat yanlış öngörülerde bulundukları zaman meteoroloji uzmanlarını, ekonomistleri, doktorları ve siyaset uzmanları kovuyor ya da üniversitelerdeki bölümlerini kapatıyor muyuz? Hayır.
hiç de adil olmayan biçimde astrologlar diğer mesleklerden daha yüksek standartlara tabi tutuluyorlar. Bir astrolog işe yaramayan bir öngörüde bulunduğunda bilim adamları ve halkın bir kısmı hemen "Bakın bu astrolojinin yanlış olduğunu kanıtlıyor," diyor. Fakat diğerleri yanlış bir öngörüde bulunduğunda herkes bunu belirli bir durum özelinde yaşanan bir talihsizlik olarak kabul ediyor ve öngörüde bulunan kişi hiçbir şey olmamış gibi öngörüde bulunmaya devam ediyor. Astrologlar kendi zamanlarının veri bilimcileriydi. Onlar önemli olayların gerçekleştiği zamanların haritalarını çizdirdiler ve eserlerinde bunlardan bahsettiler. Böylelikle daha sonraki dönemlerde yaşayan astrologlar bunlardan istifade edebildiler. Sayısal verileri olayların oluşlarını ve sebeplerini açıklayan hikayelere dönüştürdüler. Bu nesilden nesile geçerek yüzyıllarca devam etti. Zaman içerisinde belirli kurallar oluştu ve giderek daha fazla veriye ulaşan astrologlar bu verileri tecrübe ederek kendilerince daha emin oldukları yöntemleri kullanmaya başladılar ve aslında bir nevi istatistik yapmış oldular. Gezegen döngülerini takip ederek belli zaman aralıklarında oluşan kalıplarının izini sürdüler ve böylelikle gelecek olayları öngörmeye çalıştılar. Kozmik kalıplar hiçbir an tıpatıp aynı olmamak kaydıyla ancak bir benzerlik taşıyarak zaman içerisinde tekrarlar. Astroloji bu tekrarların zamanlamalarını saptayarak ne türde olayların beklenebileceğini öngörmeye çalışır. Astrolojinin üst üste binen ancak asla özdeş olmayan döngülerden oluşan derin yapısı hayatımızın iniş ve çıkışlarını ürkütücü ama ikna edici bir şekilde yansıtır. Bu da benzetme yoluyla her şeyde bir bağlantı bulmak isteyen insanoğlunun meraklı ve araştırmacı yapısını teşvik eder. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde astrologlar kendi yaşadıkları tecrübeleri meslektaşlarıyla veya astroloji çalışan kişilerle paylaşıyorlar. Böylelikle ulaşılan veriler giderek büyüyor ve büyük veri tabanı iyice genişliyor. Bu da astrolojiyle ilgilenen kişi sayısının artmasına sebep oluyor. Çünkü insanlar "Neden buradayım? Bu bana neden oluyor?" gibi soruların cevaplarını ararken başkalarının da başlarına gelmiş olaylarla bir eş zamanlılık olup olmadığını ya da yaşadıkları şeylerin nedenli benzer olduğunu anlama arzusundalar. Yalnız olmadıklarını, benzer durumları yaşayan başka kişilerin de olduğunu fark ediyorlar. Böylelikle müthiş bir bilgi ağı ve neticesinde veri tabanı oluşuyor. Astroloji dergileri istatistik çalışmalara daha fazla yer veriyor. Biz de astroloji okulumuzu web sitesinde yayınladığımız istatistik çalışmalarına yer veriyoruz. A Scheme of Heaven kitabının yazarı Alexander Boxer şöyle diyor. Ve benim inancıma göre belki de bilhassa bu amaca kendini adamış web siteleri üzerinde dakikası olan doğum verilerini online olarak ulaşılabilir hale geldikçe İnsanların astrolojinin iddialarını kendileri için incelemesi daha kolay hale gelecek. Ama kim bilir, daha geniş veri setlerinin faydasıyla birlikte sonuçlar bir gün bir geometrik kanıt kadar kesin olabilir. Ve Boxer sözlerini şöyle tamamlıyor. Astroloji, bilimin geçmişinden ayrılamaz bir parçasıdır. Modern dizinin eşleşen metotlarının dikkatsiz uygulamasına karşı bir uyarı olarak hala hizmet verdiği sürece astroloji, bilimin bugününün önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Güneş, ay ve gezegenlerin elektromanyetik enerjileri yani akımları gezegenimizin biyosferini ve bizim kişisel biyosferimizi etkilemektedir. Süpersicim teorisine göre evrendeki tüm cisimler içlerinde titreşimli telcikler bulunan mikroskobik atomlardan oluşmuşlardır. Bu titreşimli telcikler sayesinde titreşim yoluyla her şey birbiriyle haberleşmektedir. Bu bilgi aktarımı yoluyla
Güneş ve Ay, gezegenler bizim aramızda bir bağ oluşturmaktadır. Dünyadaki hayatı etkileyen bu manyetik varyasyonlar Allah tarafından tasarlanmış olan yaratımın bilgisayar kodu gibi görülebilirler adeta. Ve biriktirilmiş tüm bu bilgilerin okunarak yorumlanmasına, geleceğimize ışık tutmasına imkan sağlayan astroloji, geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir veri bilimidir. Yakın geçmişte okuduğum Ekonomist dergisinin bir tanımlaması beni gerçekten çok etkiledi. Diyor ki, dünyanın en değerli kaynağı artık petrol değil, veri. Biriktirilmiş bilgi, toplanmış veri denilince akla astrolojide Kova burcu geliyor ve biz içinde bulunduğumuz dönemde Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumuyla birlikte hava elementi döngüsüne girdik. İlk kavuşum Kova burcunda olduğu için veri biriktirilmesi konusunda çok önemli bir gelişme çağındayız. Üretilen verilerin büyük bir veri merkezinde toplanmasıyla oluşan veri yığınlarına büyük veri deniyor ve yapay zeka için en sık kullanılan yöntemlerden biri olan makine öğrenmesinin etkili olabilmesinde bu veriye, hatta çok daha fazla veriye ihtiyaç var. Veri olmadan yapay zekanın geliştirilmesi zor. İşte Jüpiter-Satürn'ün Kova burcundaki kavuşumuyla, arkasından Plüton'un da Kova burcundan geçiş dönemiyle birlikte biz daha fazla bu veri biriktirme döngüsünün içerisinde olacağız. Dünyada üretilen verinin %90'ının neredeyse son 25 yılda üretildiği söyleniyor. Bu da aslında 1995 yılından bu yana önce Uranüs'ün Kova burcundan geçişi, sonra Neptün'ün Kova burcundan geçişiyle aynı döneme denk geliyor. Yeni dönemin en değerli kaynağı veri ve aynı zamanda daha çok verinin ve fikrin test edilmesi zamanı, yani deneyimlenmiş bilgiye ulaşma dönemi. İşte bu Kova burcuyla alakalı. Çünkü Kova deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş bilgiyi ifade eder. Ve bu tam da yapay zeka çağı dediğimiz çağın içerisinde büyük gelişmeleri oluşacak olmasını bize gösteriyor. Şu anda yapılan çalışmalara rağmen hala insan zekası ile benzer bir zekaya ulaşmak daha uzak gözüküyor. Genelde derin öğrenme yöntemi kullanılan bu sistemler için eğitim verisi çok önemli. Ve insanların internette bağlıyken ürettiği ve o sayede devasa veri bankalarında depolanan bilgiler, insanlığın öğrencisi olarak tanımlanabilen yapay zekanın gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Derslerde hep öğrencilerime söylüyorum. Diyorum ki, boğa para biriktirir, kova veri biriktirir. Şimdi biz Jüpiter-Satürn kavuşumunun bir önce gerçekleştiği boğa burcundaki kavuşumdan şimdiki Kova burcu kavuşumuna geçtik. Yani sanki Boğa para bankasıydı ya da şimdi Kova veri bankası gibi. Son 200 yıllık toprak elementi kavuşumları döneminde maddeyle ilgili biriktirme önemliyken, şimdi artık bilgiyle ilgili biriktirme önemli hale gelecek. İşte Kova burcu da aynı şekilde biriktirilmiş bilgiyi ifade eder ve bunların çoğunluğu da deneyimlerdir aslında. Çünkü Kova burcu derin bilgiyle, derin öğrenme yöntemleriyle alakalıdır. Yüzeysel bir bilgiyi ifade etmez. Kova burcu derin ve deneyimlenmiş, yani tecrübe ile harmanlanmış olanı anlatır. Tam da astrologların yaptığı gibi. Yüzyıllar boyunca astrologlar kendilerinden önceki meslektaşlarının aktardığı bilgileri sonraki jenerasyonlara aktarırken kendi yaşadıkları tecrübeleri de ilave etmişlerdi. Yani biriktirilmiş verileri aktarırken aynı zamanda da tecrübe aktarmışlardır. Jüpiter ve Satürn'ün Kova burcundaki kavuşumuyla 200 yıllık bir hava elementi döngüsüne girdik. İçinde bulunduğumuz zamana dijital iletişim çağı deniyor. Arama motorları aracılığıyla elektronik kitaplara, dergilere ya da diğer dijital bilgi kaynaklarına istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz.
tasarlanan ürünler 3 boyutlu yazıcılarla gerçek nesnelere dönüştürülmeye başlandı. Bu dönemde yapay zeka ders alana girdi ve dolayısıyla yapay zeka uygulamalarının sonuçlarına göre eğitim düzenlenmesi yapılıyor. Artık eğitim bu teknolojiler sayesinde gelişiyor ve yapay zeka öğrencilerin, gençlerin kendilerini keşfetmesine de çok yardımcı oluyor. Bu dönemde kişiye özel eğitim, öğrencilerin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak. Yani insanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkartılması ve bu yönde ihtiyaç duyacakları becerilerin geliştirilmesi için onlara yardımcı olacak koçlar, öğretmenler, yönlendiriciler önümüzdeki dönemde daha da artacak. Eğitimin tarzı daha ziyade koçluk etme tarzına dönüşecek. Dijital ortamda pek çok bilgi kaynağına ulaşabilen öğrenciler bunları kendi kapasitelerini ortaya çıkartmak için kullanabilecekler. Ama buradan aldıkları çok sayıda bilginin nasıl organize edilip sınıflandırılacağı konusunda öğrencilere, gençlere ve öğrenmek isteyen herkese rehber olabilecek, koçluk edebilecek öğretmenlerin devreye girmesi gerekecek. Çok bilginin olduğu yerde bilginin düzenlenmesi, tasnif edilmesi, sınıflandırılması gerekir. Orada anlatılmak istenen veya verilmek istenen bilgileri deneyimlemiş ve artık doğal bir şekilde uygulayabilen tecrübeli kişiler bu yüzden önemli olacak. İşte bu anlamda da astrolojinin çok önemli payı olabilir. Çünkü kişiye özel bilgileri en çok astroloji haritalarında görüyoruz ve tecrübelerimizle birleştirerek kişilere, en çok da gençlere yardımcı olabiliyoruz. Astrolojinin en büyük katkılarından bir tanesi kişisel ve mesleki becerilerin tespiti yönündedir. Doğum haritaları üzerinde yapılan bu türde istatistik çalışmaları çok kıymetlidir ve son 70 yılda önemli aşama kaydedilmiştir. 1950 yılında Michel ve François Gauguin yaklaşık 25 bin kişiyi mesleğe göre test ederek astroloji çalışmalarına tekrar istatistik uyguladılar. Bilimsel astroloji geleneğini sürdüren Fransız astrolog André Barbauld, astrologların astroloji haritalarını bir araya toplamasını sağlayan bir bilgisayar programı tasarlayan ilk kişiydi. Günümüze yakın dönemde Courtney Roberts, Dr. Pat Harris, Robert Curry gibi değerli araştırmacılar bu alanda kendilerini adamış ve önemli çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Bunlardan önemli bir tanesi olan Robert Curry, astrolojinin kamuoyundaki statüsünün iyileştirilmesi yönünde harcadığı emek ve yaptığı değerli katkılarla önemli yer tutmaktadır. Sadece ciddi bir araştırmacı astrolog olarak değil, aynı zamanda bir program yazılımcısı da olarak yer alan astrolog David Cochrane, istatistik çalışmaları kolaylaştıracak Sirius ve Kepler astroloji programını hayli geliştirmiştir. Astroloji programlarının geliştirilmesi sayesinde halktan daha fazla kişi kendi kişisel haritalarına ulaşmaya ve astrolojinin değerini anlamaya başladı. Yani bu programların geliştirilmesi sadece uzman astrologların değil, halktan insanların da faydasına ve astrolojiye yönelik farkındalığın artmasına neden oldu. Astroloji kitaplarının ve dergilerinin yanı sıra web sitelerinde yazılan astroloji makalelerinin ve yayınlanan videolarında bu gelişime çok katkısı oldu. Video tabanlı veya online astroloji öğretimi de yine bu konuda önemli katkı sağlamaktadır. 2024 yılının sonunda Plüton gezegeni artık tamamen Kova burcunda olacak. Yani tamamen bir dijital devrim, yapay zeka devrimleri dediğimiz dönemlerin içinde olacağız. Ve unutmayalım, bu yapay zeka çağında veri, data, altın madeni gibi en kıymetli şey haline alacak. İşte böylesi bir dönemde kıymetli bir veri bilimi olan astrolojinin yıldızı daha da parlayacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç ve birbirinden önemli bilgi içeren bir başka videomuzda buluşuncaya dek hoşça kalın. Ve takip eden videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemesi benden.